Merhaba arkadaşlar, yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Dostlarım, yeni güncelleme geldi. Dertleri tasaları bitmiyor. Halen oyuna rahat ve böyle bir entegre bir şekilde tam olarak oyun başlayamadık maalesef. Sıkıntılarımız var, dertlerimiz var. Hepsi yavaş yavaş çözülecek. Oyunun çok acil bir şekilde yama atması gerekiyor arkadaşlar. Çünkü bir önceki videoda da biliyorsunuz güncelleme çok kolaydı. Güncellemeyi herkes rahat bir şekilde yapabildi ama bu tuş takımı sorunu çok ciddi bir sorun gerçekten. Tam anlamıyla %100 çözebilen hiç kimse yok. Bundan dolayı oyunun yama atması gerekiyor. Örneğin o paketleri indirin diyorum, indirmeyin diyorum. İndirdiğiniz zaman bir yer bozuluyor, indirmezseniz farklı bir nokta bozuluyor. Ondan dolayı acil bir şekilde yama gerekiyor. 1.2'den hatırlayan kardeşlerim oyun 1 ya da 2. günün sonunda güncelleme yaması atmıştı ve bu sorunun çözümünü sağlamıştı. Şu anda bunun yani güncelleme çalışmaları yapılıyordur eminim. Yeni bir yama gelecek ve oyunun bu sıkıntıları çözülecek diye umut ediyorum arkadaşlar. Kısa süre beklemede kalın. Böyle hafif bir şekilde çözdüğünüz sorunları hafif bir şekilde çözüp oynamaya devam eden kankalar tam anlamıyla %100 çözülmüyor, bilginiz olsun. Şu an yeni bir sıkıntımız var arkadaşlar. Biz ne yaptık? Emülatör güncellemeleri yaptık. Ama 90 FPS ayarlarımız bozuldu bizim. Şimdi bu yeni gelen güncelleme ile beraber oyunda bir 90 FPS özelliği var. Hatta şöyle ayarlara gelelim, grafiklere gelelim. Şu an akıcı modda oynarsanız eğer oyunu 90 FPS özelliği geliyor. Hatta bakın şu an 83 ile 80-90 arasında. Yani tam olarak 90'ı zaten alamıyorsunuz. 90 FPS özelliği emülatörün kendi içerisinde var. Ama şayet diyelim dengeli HD ya da HDR modda. Ben genelde HD'de oynuyorum oyunlarımı. HD aşırı yaptığım zaman savaş. Şu an halen 83'te çünkü lobby ayarlarımı değiştirmediğim için. Lobby'yi de örnek veriyorum. HD aşırı yapıyorum. Pat 60 FPS'e düştü. Şimdi biz bu modları HD ya da HDR ya da dengeli modda oynayarak 90 FPS'de oynamak istiyoruz. Bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? Facebook bug'ı vardı. Bir önceki zaten 1.2 güncellemesinde de anlatmıştım. Hatırlayan kardeşlerim bilir. 20 saniyede 90 FPS yapma diye bir videom vardı. Şu an yine aynısını anlatacağım sizlere arkadaşlar. Bilen kardeşlerim direkt o şekilde yapabilir. Bilmeyenler de videoyu izlerlerse hemen 20 saniyede 90 FPS ayarlarınızı nasıl yapabileceğinizi göstereceğim size kardeşlerim. Dediğim gibi akıcı modda oynuyorsanız zaten şu an emülatörün içerisinde bu ayarlar var. Ama dengeli HD, HDR, normalde Ultra HD seçeneği de gelecek diyorlardı bu güncellemede ama gelmedi nedense. İşte diğer modlarda oynuyorsanız da arkadaşlar nasıl olacak? Gelin hep birlikte yapalım bu Facebook açığından faydalanarak. O Facebook bugünden faydalanarak arkadaşlar nasıl 90 FPS'e çekiyoruz ayarlarımızı, bunlara gelelim. Şimdi arkadaşlar ilk olarak geçen videoda da söyleyen arkadaşlar vardı. Abi ben yapıyorum olmuyor. Şimdi birincisi sistem özellikleriniz 90 FPS'i kaldırmıyorsa bazen oyun 90 FPS'e yükseltmeyebiliyor. Hatta 60 FPS'e çıkamayan kardeşlerim bile var. Sistem özelliğiniz tamamdır diyelim arkadaşlar. Emülatörünüz 7.1 beta olmalı. Açıklamaya linkini de koyacağım. 7.1 beta kurulu değilse sizde 90 FPS'ler arkadaşlar 7.1 beta sürümüyle çalışıyor. Biliyorsunuz oyuna 90 FPS özelliği 7.1 ile beraber geldi. 7.1 de kuruluysa arkadaşlar şu an direkt ayarlara geçerek benim belirttiğim şekilde yapabilirsiniz olayları. Arkadaşlar şöyle hemen konuya geçiş yapıyorum ama geçmeden önce lütfen videoya like atıp kanalıma da abone değilseniz abone olarak beni desteklemeyi unutmayın. Şu an video izlenmelerinin %90'lık bir kısmı abone olmayan kullanıcılardan geliyor. Ufak ücretsiz bir şekilde sadece abone butonuna tıklayarak arkadaşlar bana çok büyük bir destekte bulunabilirsiniz. Teşekkür ediyorum kankalarım. Hadi geçelim. Şimdi arkadaşlar ilk aşamada şurada çıkış yapmamız gerekiyor. Hemen şöyle benim alt kısmımda kalmış. Oo bakın tüm cihazlardan çıkış yap özelliği gelmiş. Tüm cihazlardan çıkış yap özelliği gelmiş. Bu çalınan hesaplar için falan gerçekten şifre değiştiriyordu bazı arkadaşlar. Ama karşı taraf hesaptan çıkış yapmadığı için maalesef sürekli oyuncularına giriyorlardı. Bu güzel olmuş tüm cihazlardan çıkış yap özelliği. Öncelikle neyse arkadaşlar biz işimize devam edelim. Öncelikle çıkış yapıyorsunuz arkadaşlar. Bu ekrana geldiniz mi? Ana ekrana geldikten sonra hemen burada tamir et seçeneği var. Tamir et seçeneğine tıklıyoruz arkadaşlar. Şu olağan tamirdeki tiki kaldırın. Burada varsayılan ayarları uygula var. Varsayılan ayarları uygula diyoruz ama burada arkadaşlar bakın eğim ayarlarınızı falan yaptıysanız, hassasiyet ayarlarınızı falan yaptıysanız bunlar sıfırlanıyor.
dikkatli olun. Kaydedin isterseniz ya da biliyorsanız sorun değilse devam edin. Ha bir de şöyle bir uyarı arkadaşlar. Bu ekrana gelirken biraz önce atladık. Grafik ayarlarını arkadaşlar buraya gelmeden önce yapmanız gerekiyor ve bir daha dokunmayacaksınız. Şayet bu ayarları yaptınız, sonra oyuna tekrar girdiğiniz zaman grafik ayarlarıyla tekrar oynadığınız an tekrar 60 FPS'e düşer emülatörünüz, bilginiz olsun. Bu ayarları şu an yaptıktan sonra kesinlikle bir daha grafik ayarlarınızda oynamıyorsunuz. Varsayılan ayarları uygula diyorsunuz arkadaşlar. Tamama basıyorsunuz. İşlemci düzeltildi, lütfen oyunu yeniden başlatın diyor. Tamam diyoruz. Şimdi PUBG Mobile'a tıklıyoruz arkadaşlar. PUBG Mobile tekrar açılıyor. Şimdi giriş ekranımız geldi arkadaşlar. Şurayı kabul et diyoruz. Şunları kapatıyoruz. Bizim işimiz burasıyla değil arkadaşlar. Şimdi bu ekranda hangi hesapla giriş yaptığınızın hiçbir önemi yok arkadaşlar. Twitter'la mı giriyorsunuz, Facebook'la mı giriyorsunuz, daha farklı mail hesaplarıyla mı giriyorsunuz? Hiçbir hesapla girdiğinizin hangi hesapta giriyorsanız arkadaşlar hiçbir önemi yok. İlk olarak biz Facebook bug'ından kullanarak 90 FPS yapacağımız için Facebook'a bir kere tıklıyorsunuz arkadaşlar. Şu uyarıları kabul edin. Facebook'un giriş ekranı açıldı kardeşlerim. Şimdi burada sizden şifre ve mail ve şifre istiyor. Facebook hesabınızda giriş yapabilmeniz için. Burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Şurada hemen çarpıya basıyorsunuz arkadaşlar. Yetki reddedildi uyarısı geliyor. Buna tamam diyorsunuz. Bunu yaptıktan sonra şöyle ekranı küçültün arkadaşlar F11 ile. Buradan iki defa sağ köşedeki çık butonuna tıklayıp oyunu kapatmanız gerekiyor. Oyunu kapattık. Bug'ı şu an yaptık. Bakalım oldu mu? Tekrardan oyunu açıyoruz. Oyunumuz açıldı arkadaşlar. Hemen sağ köşede de görüyorsunuz. Zaten 80 ile 90 FPS arasına çıktı. 80 ile 85 arasında devam ediyor aslında net olarak. Şöyle hemen bir de giriş yapalım kankalarım. Oyunumuza giriş yaptık kardeşlerim. Bakın şu an istediğimiz FPS seviyelerine ulaştık. Şöyle 80 ile 83 arasında, şu an arka kısmı sarı olduğu için sizde çok fazla görünmüyor. Şöyle ayarlar kısmına gelelim. İstediğimiz FPS aralığını yakaladık arkadaşlar. Grafiklere bakıyoruz. HD moddayız şu an ve 80 FPS üzeri FPS'imizi aldık arkadaşlar. Şayet siz de emülatörünüzde bu şekilde FPS sıkıntısı yaşıyorsanız sadece 20 saniye gibi kısa bir zamanda tekrardan Facebook bug'ını kullanarak 90 FPS yapabilirsiniz arkadaşlar. Umarım işinize yarayan bir bilgi olmuştur. Kankalarım teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Videoya like atıp kanalıma da abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz.